Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün manşetimizde geleceğin sanatı var. Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol'un daha önce sergilenmemiş son dönem çalışmalarının yer alacağı yeni kişisel sergisi Makine Hatıraları Uzay 19 Mart 25 Nisan tarihleri arasında Plevneli Dolapdere'de sanatseverlerle buluşacak. Refik Anadol, geleceği bugüne getiren bir sanatçı, bilim ve teknolojiden ilham alıyor ve sanata yansıtıyor. Rüya gören binalar, kendini keşfeden, yeniden tasarlayan şehirler, insanların bilinmezliğini keşfetmeye çalışan makineler gibi öncü çalışmalardan sonra şimdi bu sergiyle de alternatif bir veri evreni yaratıyor. Daha fazlasını da Refik Anadol kendi cümleleriyle, kendi anlatımıyla size sunuyor. Yaptığı sanatsal çalışmalarla Türkiye'de ve dünyada yükselen medya sanatçısı Refik Anadol, yeni sergisiyle İstanbul'da. Anadol'un son dönem çalışmalarının yer aldığı kişisel sergisi, Makine Hatıraları Uzay, İstanbul Dolapdere'de Plevneli Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor. Refik Anadol'a bu sergi öncesinde Google ve NASA gibi dev kurumlarla yaptığı işbirliği ilham verdi. Son 5 yılda özellikle Google'la beraber sanatçı programına dahil olmamla beraber yapay zekanın yani makine zekasının işlerinde potansiyelini derinden ve heyecanla fark etmiş bulunmaktayım. Bu sergide özellikle son 3 yıldır beraber çalıştığım NASA GPL mühendisleriyle beraber NASA'nın 60 yıllık arşivlerinde geçirdiğim zamandan dolayı ortaya çok doğal bir aslında ilham çıktı. Düşünsenize Mars, Apollo, Europa ve daha birçok görevin, uzay görevinin arkasındaki isimlerle 3 yıl boyunca verilerini, hatıralarını paylaşma şansı buldum. Bu sergide ise aslında bu çalışmaların sonunda beni gerçekten heyecanlandıran 3 teleskopa dair verilerin bir makine tarafından yorumlanıp rüyalara dönüşmesine tanıklık ediyoruz. Sergide Anadol dünya için önemli çalışmalar yapan 3 teleskobun kayıtlarını merkeze aldı. Bu makinelerden biri ISS, yani dünyamızın belki selfiesi, teleskop olarak dünyamızın her bir köşesini görüntüleyebilen, fotoğrafik bir hafızası olan bir makine. Diğeri MRO, yine Mars'ın yüzeyini tarayan, tanımlayan, jeolojik ve aslında iklimini araştırmak için yollanan bu makinenin fotoğrafik hatıraları. Yaklaşık 12 terabaytlık Arizona Üniversitesi'nde toplanan tüm veri yığınlarından bahsediyoruz. Ve son olarak da tabii Hubble teleskopu, yani galaksiye, evrenin görülemeyen, göremediğimiz, ulaşamadığımız noktalarını atmosfer üstünden kayıt altına alan, muazzam bir fotoğraf hafızası olan makinenin yine hatıralarını kullanarak ortaya çıkardım. Galerinin 5 katına yayılan sergi, Hatıralar ve Düşler başlıklı birbiriyle ilişkili 2 bölümden oluşuyor. Sergimiz 5 kattan oluşuyor. Eksi 1 katta 2 yanınızı kaplayan, izleyiciyi çevreleyen bir oda içerisinde sergide kullanılan tüm ham veriyi izleyebilir, deneyimleyebilirsiniz. Bu şeffaflıktan çok mutluyum çünkü yakın gelecekte mahremiyetin sorgulandığı bir dünyada verilerin tamamen açıkça paylaşıldığı ve bu algoritmaların açıkça paylaşıldığı bir sergi deneyimini özellikle tercih ettim. İkinci katta bizleri yaklaşık 13 dakikalık Rachmaninoff'un bir parçası Los Angeles Filarmoni Orkestrası'nın bu serginin kamuya açık olmasından dolayı hediye ettiği bir parça ile beraber bu 3 teleskopun rüya formatında veri heykelini izleyebiliyoruz. Bir sonraki katta, 3. katta ise bu sefer son belki 7-8 sene yayılan yakın gelecek mimaride VR, AR ya da XR deneyimine takılmadan bizlerin bir adım atarak sanatın içine girebildiğimiz, parçası olabildiğimiz mimari boyutta izleyiciyi çevreleyen bir deneyimden bahsediyoruz. 18 kanallı, 18 projeksiyonla izleyiciyi bu hikayenin biraz daha sinemasal boyutunda 18 dakikada deneyimlenebiliyor. Bir sonraki katta ise bu bahsetmiş olduğum gerçeğe çok yakın imgeler üretebilen sentetik yapay zeka algoritması Mars'ın çekilen tüm fotoğraflarını, 4 milyona yakın fotoğrafı
öğreniyor ve sonsuz bir şekilde devamlı hayalini kuruyor. Ve yine aynı katta o yapay zeka araştırmasından bir de fiziksel bir heykel deneyimleyebilirsiniz. Refik Anadol, yapay zekanın doğru kullanıldığı zaman hayata ve sanata önemli katkılar sağlayacağı görüşünde. Karşımızda bize göre, insana göre unutmayan bir makine var. Ve bu bir yandan ürküten bir şey olsa da bir yandan da insanlığın belki de bilişsel kapasitesinin yetmediği yerlerde daha iyi öğrenebilen, daha iyi hatırlayabilen ve tabii ki daha iyi rüya görebilen, hayal kurabilen belki insanlara da yardımcı olma ihtimali var. İnsan zihninin yaratıcı süzgecinden geçerek, etik kaygılarını da sorgulatarak, kamusal alanda paylaşarak çok daha anlamlı ve çok daha derin sorularla karşılaştığı zaman insanlığa zarardan çok fayda olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Mesela aynı algoritmalarla şu an kansere, Alzheimer'a, demansa ve daha birçok rahatsızlığa karşı da araştırma yapabilir bir hale geldik. Makine Hatıraları Uzay Sergisi 25 Nisan'a kadar Plevneli Dolapdere'de görülebilir. ...2020 yılını tamamlarken sanat kurumlarıyla çokça konuştuğumuz, tartıştığımız bir konuydu. 2021'de sanatta dijital dönüşümle yepyeni bir dünyaya evrileceğimizi, çağdaş sanatın da bu dönüşümü kaçınılmaz olarak yaşayacağını öngörüyordu bize görüşlerini aktaranlar. Beklenen de oldu. Artık kripto sanat var. O zaman şöyle bir yakından bakalım. Nedir kripto sanat? Pandemiyle birlikte görünürlüğü artan bir alan var. Kripto sanat. Üstelik güvenli de. Zira NFT, yani Non-Fungible Token olarak sertifikalanan eserler, o eserlerin kime ait olduğunu belgeliyor. Dijitalleşmenin yeni normale evrildiği günümüzde, NFT belki de en iyi şekilde bir şeyin gerçekliğinin dijital sertifikası, bir şeyin sahibi olduğunuzun dijital belgesi olarak tanımlanabilir. Bu mecranın kripto sanat olarak anılmasının nedeni, Bitcoin gibi kripto paraların değerini ve sahibini belirleyen blockchain teknolojisiyle üretilen fişler şeklinde olması. Bu fişler elden ele satılabiliyor ve eserin sahipliği el değiştirebiliyor. Sanatçıyı koruyan yönü ise sertifikalı eserin yaratıcısının telif haklarının korunması ve eser el değiştirdikçe her satıştan pay alması. Kripto sanatı gündeme taşıyan en önemli haberse Beeple adlı sanatçının cephesinden geldi. Beeple adıyla tanınan sanatçı Mike Winkelmann tamamen dijital ortamdaki eserini 69.3 milyon dolara satarak bir sanatçının hayattayken eserinden kazandığı en yüksek miktar listesinde 3. sırayı aldı. Sonra bana web siteleri sence önemli mi diye soruyorlar. Bilmem, tabii ki olabilir. Kripto sanat sayesinde hayatını kurtaran sanatçılar da var. Onlardan biri 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Elena Edgington. İnternet müzayedesinde 16 tablosunun dijital imajlarını 80 bin dolara satan sanatçı, kapıya dayanan borçlardan kurtuldu, geniş bir eve yerleşti ve çocuklarının okul taksitlerini ödedi. Alman sanatçı Darius Puja ise 20 gün önce parasızlık çekerken şimdi 250 bin dolarlık servetine servet katıyor. Kripto sanat, internet ve sosyal medyada kullanılan hareketli görsellerinde satılabilmesi anlamına geliyor. İşte Arjantinli sanatçı Bruno Nassif tam da bunu yaparak yaşadığı çiftliğe güneş enerjisi sistemi kurmayı başardı. Ülkemizin sanatçılarından Tarık Tolunay, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy'ü gösteren Fractal İstanbul Pandemi isimli eserini 36 bin dolara sattı. Kripto sanat alanında bir diğer önemli gelişme, dünyanın en önemli müzayede evlerinden Sotheby's, Türk kripto art üreticisi Pak'la işbirliği yapacağını duyurdu. Twitter'daki kullanıcı adı Murat Pak olan ama yaptığı çalışmalara Pak adıyla imza atan sanatçının ürettiklerinin değeri
Aralık ayında 1 milyon doları aştı. 25 yıldır dijital sanat üreten, gizemini koruyan Puck'ın tam kimliği bilinmiyor. Sanat çevrelerinde Puck'ın sadece bir kişi değil, bir oluşum olabileceği de konuşuluyor. Puck aynı zamanda Elon Musk'ın da takipçisi olduğu Arkelect adlı platformun kurucusu. Yaşayan bir ilham arşivi olarak tanımlanan Arkelect, bir yapay zeka programıyla çalışıyor. Ve bu konuda görüş de almaya devam ediyoruz. NTV'de Teknohayat programını hazırlayıp sunan Ahmet Can, kripto sanat konusunda önemli bir hususa dikkatimizi çekti. Bu sayede sanatçılar blok zinciriyle oluşturdukları, o sisteme kaydettikleri eserlerinin takibini de yapar hale gelecekler. En önemlisi de sanatçılar her satıştan telif talep edebilecekler. Sanatçıların en önemli problemlerinden bir tanesi, bir eser ortaya koyuyorlar ve bu eseri birisine sattıktan sonra onun arkasını takip edemiyorlar. Yani şundan bahsediyorum, artık o ondan çıktıktan sonra o biçilen değerin üzerinde eğer bir değer artışı varsa sanatçılar bundan bir hak iddia edemiyorlar. Çünkü zaten eser sahibi evet kendileri ama hak sahipleri de başka bir isim olarak belirtiliyor. Şimdi artık hayatımızda kripto sanat var ve bu konuda da önemli bir adım atılacak aslında. Çünkü bunun arkasında blok zincir adındaki yepyeni bir teknoloji var. Bu teknoloji internetin bulunmasından sonraki en önemli icatlardan bir tanesi olarak gösteriliyor. Yani artık akıllı kontratlar yapılarak blok zincirlerle bu eseri kim yaptı? Bu eser kimden kime geçti? Değiştirilemiyor bu veriler. Bu veriler saklanıyor. Tamamen blok zincir içinde kalıyor. Yani kripto sanat içinde kalıyor. Bu da şu anlama geliyor. Sanatçılar bir eseri ortaya koyduklarında artık anonim olarak kalmayacak. Dijital eserlerden tabii ki bahsediyoruz. Anonim olarak kalmayacak. Watermarklarla onları belki de kapatmaya bile gerek yok. Arka planındaki blok zincir teknolojisi sayesinde sahibi belli olacak. Kendilerini belli edebilecekler. Ve tabii ki en önemli konulardan bir tanesi de değer artışı durumunda, eserin değer artışı durumunda telif hakkı iddia edebilecekler. Çünkü bir eser yaparken blok zincir ekosisteminde ona akıllı kurallar, akıllı kontratlar belirleyebileceksiniz. Yani şundan bahsediyoruz. İşte dedi ki eğer bu eserin değeri 100 bin doları geçerse 100 bin dolardan ben %10 telif hakkı iddia ederim gibi bir kural koyulduğu zaman ve bu para aksiyonu alındığı zaman, bu para transferi gerçekleştiği zaman otomatik olarak sanatçının cüzdanına gidecek. Yani sanatçı iletişime bile geçmeyecek oradaki satın alan yeni hak sahibine. Hiçbir şekilde iletişime bile geçmesine gerek kalmayacak. Tamamen bu işlemler otomatik olarak gerçekleştirecek. Satıldığı an para transferleri hemen telif hakkı sahipleri kimse onlara dağıtılacak. Bu blok zincir ekosisteminin ve kripto sanatın en önemli faydası bu olacak. Ülkemizde de popüler isimlerin bu yöndeki girişimleri süreci pekiştiriyor gibi gözüküyor. Örneğin oyuncu Ben Susoral, Kobe Bryant'ın bir eserini resmettiğini ve NFT'ye dönüştürdüğünü duyurdu. Bunu satışa da sundu. Henüz gelen bir teklif yok bildiğimiz kadarıyla ama bu yönde bir akımın başlaması muhtemel gözüküyor. Bu da bize Andy Warhol'un bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak sözünü hatırlatıyor. Belki de bir gün herkes sanatı deneyimleyecek diyerek biz şimdilik tamamlayalım kripto sanata dair notlarımızı ve hemen ajandamıza dönelim. Evet, hafta sonu geldi. Öyleyse hafta sonu için hazırladığımız film önerilerimizle devam edelim. 2001 Berlin Uluslararası Film Festivali jüri büyük ödülü kazanan Pekin Bisikleti, Shao Shui Wang imzasını taşıyor. Filmde Pekin'de kurye olarak çalışan 17 yaşında bir köylü çocuğun çalınan bisikletinin peşine düşme hikayesi anlatılıyor. Mikael Norgaard'ın yönettiği Clone Forever, çok iyi arkadaş olan Frank ile Casper'ın, Casper'ın kariyer yapmak için yurt dışına gitme kararı sonrası aralarının bozulmasıyla yaşananları anlatıyor. Frank Wham ve Casper Christensen filmin başrolünü paylaşıyor. For me it's
colors. I want people to feel the music the same way I see it. Biyografik bir müzik filmi olan Jimmy, All Is By My Side'ın yönetmen koltuğunda John Reed'le oturuyor. Müzik dehası Jimi Hendrix'in ünlü olmadan önceki yıllarını konu alan filmde sanatçıya Andre Benjamin hayat veriyor. There's so much competition right now than all of them. Plan. True, true love must be earned by running the gauntlet of three impossible tasks. One, crossing impassable paths. Hang on! Animasyon türündeki yakışıklı prensi Ross Fenacre yönetiyor. Film, masalların bilinen prensesleri Uyuyan Güzel, Pamuk Prenses ve Kül Kedisi'nin aynı prense aşık olmasıyla yaşananları konu ediniyor. Bu filmleri ve daha fazlasını dijital platform Puhu TV'de ücretsiz izleyebilirsiniz. And three, conquer an unconquerable beast. Let's do this. Edebiyatla tamamlayacağız bu haftayı. Yazar Selahattin Yusuf'la dünyaca ünlü İtalyan yazar Umberto Eco'yu konuştuk. Bu sohbetle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yeni haftada görüşmek dileğiyle. Düşünce insanı, çağın entelektüellerinden biri Umberto Eco'dan söz edeceğiz bugün. Bilim insanı, edebiyatçı, yazar, eleştirmen. Ve okur onu en çok Gül'ün Adı ve Foucault Sarkacı kitaplarıyla tanıdı. O aynı zamanda gösterge bilim konusunda bir ustaydı. Ne mutlu ki çağdaşıyız. Böyle büyük bir ustayla aynı çağda yaşadık. 19 Şubat 2016'da hayata veda etti. Türkiye'ye de geldi birkaç kez. Az sonra belki bahsederiz ama hemen sözün başında Selahattin Yusuf'a döneceğim. Umberto Eco deyince ilk aklına gelen, ilk zihninde uyananlar neler oluyor? Gül'ün Adı. Gül'ün Adı. Tabii ki öyle. Fakat kendisi biraz bu işten şikayet ediyor. Diyor ki mesela 5 tane roman yazdım, diğerleri çok daha iyi ama herkes nedense Gül'ün Adı'nı seviyor. Ama bunu biraz böyle bıyık altından gülerek söylüyor. Evet. O da farkında neden onu daha çok sevdiğimizin aslında. Doğru. Hatta her yeni kitap yazdığımda Gül'ün Adı daha çok okunuyor diye evet. bir sistemi evet, var. Evet, öyle enteresan matrak bir sistemi var ama haklı yani. Evet. Okurlar da haklı. Çünkü diğer romanları beklenebilir. O alanda örnekleri olan, başka örnekleri olan kitaplar, romanlar. Ama Gül'ün Adı atmosferiyle hiç değilse atmosferiyle eşsiz bir roman gerçekten. Evet, Gül'ün Adı ve Foucault Sarkacı. Bu iki kitap da okuması çok çetin iki kitap. Evet, zordur tabii, okumak tabii. kitapları. Ve o kadar ayrı bir yerde durur ki bir kategoriye koymak da mümkün değil. Hatta eko roman diyen vardır. Evet, eko roman diye bir tabir var. Bu romanlara. Şimdi ben yine de oradan çıkarımla bir yazarı tanımak için bu kadar bilinen kitaplarına dair çıkarımlarını da merak ediyorum. Çünkü bir yandan bir dinle bilim çatışması Gül'ün Adı'nda. Evet, tabii. Ama diğer yandan bir müthiş bir polisiye. Doğru, doğru. Dolayısıyla böyle bir anlatımı ve çizdiği o orta çağ Hristiyan dünyası sence ne kattı okura ve edebiyat dünyasına? Birçok açıdan yaklaşmak mümkün bu romana. Bir kere bir orta çağ uzmanıyla karşı karşıyayız. Evet. İki, bir biblioman bu adam. Çok kitap hem çok okuyor hem çok biriktiriyor. Biliyorsun 30 bin kitabı var. O kitaplarını biriktirdiği evin bir videosu var. Seyretme var, evet, şansın seyrettim. Oldu mu? Verona Milano'da. Diyecektim. Milano'da. Evet. Galiba küçük bir oteli kapatmış, bütün odalarını kitap doldurmuş. 3-4 bin el yazması, geri kalan 30 bin başka kitaplar falan. Bir kitap toplayıcısı ama tutku derecesinde. Evet. Bir ortaçağ uzmanı, Gül'ün Adı'nda şöyle bir şey var. Mesela Borges var. Dikkat edelim, kütüphane görevlisi olan yaşlı keşiş Jorge. İspanyolca söylersek Jorge. Dolayısıyla Borges'e bir şeyimiz var orada, atıf var. Hmm. Çünkü Borges'i çok seviyor gerçekten Umberto Eco. Özellikle onun labirent fikri, Gül'ün Adı'ndaki labirent kütüphanenin aslında ilham vericisi, ilham evet. kaynağı evet, evet. Borges. Sevdiği, tutkuyla bağlı olduğu entelektüel
yaşantısı bakımından iki isim var. Ferdinand Saussure, bu İsviçreli gösterge bilimci mi diyeceğiz, ne deniyor gösterge Türkçe'de? Gösterge bilim, doğru. Efendim, bir de Roland Barthes. Şimdi Roland Barthes büyük bir şey, dilci, dil bilimci. Fakat roman yazamadığı için üzülürmüş. Onu da söylemiş Umberto Eco'ya. Fakat bunlar, bu iki isim Umberto Eco'yu gösterge bilim açısından etkilemiş insanlar. Roman açısından ise büyük bir ihtimalle Orta Çağ'la ilgili biriktirdiği o devasa malzeme. O malzemeyi aslında... Büyük bir araştırma var büyük ardında. Büyük bir araştırmacı. O malzemeyi aslında sanat alanına aktarmak en büyük işlevi. Umberto Eco'nun yaptığı benzersiz iş o. Yani büyük bir kümülatif bir entelektüel yük bir roman sanatına aktarılıyor. Bu bilimle çok rastladığımız bir şey değil. Bilimle sanatın böyle güzel birleşmesi gerçekten çarpıcı. Bu kime benzer? Mesela çok yakınımızdaki Orhan Pamuk'a benzer. Orhan Pamuk'la tanışırlar. Tanışırlar, birbirlerini severler beklenebileceği çok gibi. Çok da sever. Orhan Pamuk sevdiğini anlatmıştır. Ve tabii güzel de bir tesadüf. O da onun sevdiğini söylüyor. Evet, zaten. Güzel bir tesadüf. İkinci gelişi ya da üçüncü gelişi Umberto Eco'nun Türkiye'ye Boğaziçi Üniversitesi'nin 150. yıl kutlamasıydı. Orhan Pamuk'la Umberto Eco'nun o söyleşisini seyretmek keyifti doğrusu. Günün adıyla ilgili küçük bir şey daha söyleyecektim Gülay. O zaten bütün dünyada tartışmaya yol açan bir şey. Aslında laiklik tartışması satır aralarında var kitabın. Günün adındaki büyük alt metin, büyük hikaye gülme konusunu tartışıyor. O... Orta Çağ boyunca Fransiskenler, Dominikenler, işte diğer Orta Çağ tarikatları çok arasında çok zordur da, o mezhepleri de hatırlamak tabii, orada böyle sıra ama sıra. Ama Gül'ün adını okuduktan sonra unutmak da zor. Evet. Mesela şöyle şeyler tartışılıyor. Hazreti İsa'nın üzerindeki giysiler kendisinin miydi değil miydi? Şimdi sıradan okur diyelim ki bunu baktığında avam ne alakası var, ne önemi var bunun? Hayır, oradan tarikatlar başlıyor işte. Çünkü dünyaya ait mülk edinmiş midir İsa, edinmemiş midir? Fransisken tabii ki. Fransiskenler işte daha dünyaya açık, daha moderniteye, gelişmeye dikkat edersen şeyimiz de dedektifimiz de Fransiskendir. Evet. Yani manastıra giden Fransisken. O isimlerin hepsinin bir sembolik karşılığı var, var elbette. Tabii. Peki Umberto Eco'ya başlangıç demek gerekirse okura senin seçkin ne olur Eco kitaplarında? Bir kere şunu söyleyelim. Umberto Eco popüler kültürü de sanat alanına taşımış birisi. Entelektüalite etkinliği çok canlı bir yazar. Mesela yorum aşırı yorum. Saussure ve Roland Barthes, Umberto Eco'nun arasındaki ruh akrabalığı dil üzerine çalışmaları. Doğru. Kitap, metin ve yorum ilişkisi bağlamında bir kere okunması gereken bir kitap o. Evet. Çünkü Umberto Eco dediğimiz zaman sadece romancı değil, romancılığı onun şeyi. Çok büyük bir külliyat var ardında evet, bıraktığı o anlamda. Evet, çok büyük bir külliyat var. Temel bu meselelere girişte de temel bir eser olması bakımından yorum aşırı yorum konferansları, bir konferans metnidir o. Evet. Kolay da okunur, çok zor değildir. Bir de ada romanı sevenler için önceki günün adasını tavsiye ederim hakikaten. Evet. Ada romanı sevenlere çünkü iyilik yapmak lazım. Onlar çok tutkuyla ararlar. Az ada romanı vardır. Bunlardan birisi de önceki günün adasıdır Umberto Eco'nun. Onu da tavsiye etmek lazım, hatırlatmak lazım diye düşünüyorum. Bu notlar Umberto Eco'ya dair kısacık giriş notlar kapısı diyelim. Evet, okura da ilham vermesini dileyelim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.